Hikayemizin ismi Sarı Yumak Piknik'te. Bir gün Kara Yumak koşarak geldi. Heyecanla "Sarı Yumak, Sarı Yumak çabuk gel, sana bir şey göstereceğim," dedi. Hemen ormana doğru koşmaya başladılar. Sarı Yumak da onun peşine takıldı. Ama birden durakladı. "Hey Kara Yumak, ben ormana gitmek istemiyorum. Biliyorsun başıma neler geldi." Kara Yumak, "Korkma, uzaklara gitmiyoruz. Bak," dedi ve eliyle bir yeri gösterdi. Sarı Yumak dikkatle baktı. Uzakta ağaçların azaldığı bir düzlükte oynayan çocukları gördü. Kara Yumak ona döndü. "Görüyor musun? Çocuklar piknik yapıyorlar. Haydi biz de o tarafa gidelim," dedi. Sarı Yumak, "Ne kadar iyi olur. Çocuklar bizi görünce herhalde çok sevinirler," diye düşündü. Ama sonra korkuyla olduğu yerde kala kaldı. "Hey Kara Yumak, bak, yanlarında kurtlar var," dedi. Kara Yumak güldü. "Onlar kurt değil, çocukların köpekleri. Bize bir şey yapmazlar," dedi. Sarı Yumak ve Kara Yumak sessizce düzlükte oynayan çocuklara biraz daha yaklaştılar. Sonra koca gövdeli bir ağacın arkasına saklanıp onları gözetlemeye başladılar. Sarı Yumak, "Çocuklar köpeklerle top oynuyorlar. Keşke biz de onlarla oynayabilsek," dedi. O sırada çocuklardan biri, "Bakın, bakın, orada ne var?" diye bağırdı. Bütün çocuklar oynamayı bıraktılar. Sarı Yumak ile Kara Yumak saklandığı ağacın doğru baktılar. Birdenbire iki köpek Sarı Yumak'la Kara Yumak'a doğru koştu. Sarı Yumak ve Kara Yumak çok korkmuşlardı. Önce ne yapacaklarını bilemediler. Sonra Kara Yumak, "Haydi Sarı Yumak, buradan kaçalım," dedi. Koşmaya başladıklarında arkalarından da köpekler koşuyordu. Sarı Yumak ve Kara Yumak karşılarına çıkan bir ağaca tırmandılar. Nefes nefese kalmışlardı. Köpekler ağacın çevresinde bir süre havlaya havlaya dolaştılar. Çok geçmeden çocuklardan birinin sesi duyuldu. "Delta, Toby, buraya gelin, gidiyoruz," diyordu. Çocuklar aceleyle eşyalarını topladılar. Korkmuşlardı. Oradan çok çabuk uzaklaştılar. Orman tekrar sessizliğe gömüldü. Sarı Yumak ve Kara Yumak ağaçtan indiler. Sarı Yumak çok üzgündü. Kara Yumak gülerek onlara baktı. "İyi ki köpekler ayılar gibi ağaca tırmanamıyor. Yoksa işimiz zordu," dedi. Eğlenerek evlerine geri döndüler.